Pandemi sürecinde Türkiye'de e-ticaretin hacmi 200 milyar liranın üzerine çıktı. Bununla birlikte dolandırıcılık da artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Hem denetimler artırıldı hem de caydırıcı cezaların yolu açıldı. Pandemi e-ticaret alışverişlerini arttırdı. Bununla birlikte siber dolandırıcılık da çoğaldı. Pandemi sürecinde sokağa çıkamayan vatandaşlar internet alışverişine yöneldi. Satışlar patladı. Dolandırıcılar da bu fırsatı kaçırmadı. Geçtiğimiz yıllara nazaran siber dolandırıcılıklar iki katına çıktı. Evde kaldık, canımız sıkıldı herhalde. O yüzden kendimizi alışverişe vermişiz. Talep artınca alışveriş sitelerinin sayısında patlama yaşandı. Bu durum dolandırıcılara da fırsat oldu. Dolandırıldınız mı? Her türlü dolandırıldık. Facebook üzerinden çok küçük bir meblağ dolandırıldı. Mesela Setüs'e ocak almıştık, onu bağlantı yeri ters. Güvenilir olmayan sitelerde kredi kartının tekrar kopyalanıp bilgim dışında çekilmesinden endişe ediyorum. Güvenilir değil tabii. Güvenli yerlerden yaptığım için yaparsam o yüzden bir şey olmuyor. Pandemi süreci tüm ticareti online'a döktü. Çok farklı platformlardan online satışlar yapılıyor. Ve siz bir çamaşır makinesi aldığınızı düşünürken aslında size bir oyuncak çamaşır makinesi gönderilebiliyor. Şikayetlere her gün yenileri eklendi. Hal böyle olunca Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Dolandırıcılığın önüne geçmek için düzenleme çıkarıldı. Artan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yürürlüğe girdi. Yeni kanunla birlikte müşteriyi mağduriyete uğratan satıcıya 50 ila 500 bin lira arasında cezai işlem uygulanacak. Yani karttan alışveriş yapıyorsun, ödemeyi yapıyorsun, peşin alıyorlar. Kapıya geldikleri zaman hani açıp bakma şansın yok. Açıyorsun, içinde ayakkabı yerine terlik çıkıyor. O sayfayı kapatabiliyorlar. Şikayette bulunduğunuzda bakanlık incelemeye başlayacak kurumu. Sizin mağduriyetiniz belgelendikten sonra 50 bin ile 500 bin TL arasında değişen bir skala içerisinde ve size ceza yazıldıktan sonra elbette iyileştirmeniz beklenecek. Eğer güven damgası olmayan bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapılırsa da burada da bakanlığa yapılacak şikayetlerde, ki burada tüketicinin mutlaka şikayette bulunması gerekiyor. Karar resmi gazetede yayınlandı. Cezalar arttırıldı. Düzenleme online alışveriş yapan vatandaşları memnun etti. Olması da çok iyi bence. Önüne geçecektir değil mi? Tabii ki. Bizim gibi kim bilir kaç kişilere mağdur oluyor böyle. Kesinlikle satıcılar için caydırıcı olacak bir durum. Tüketiciler doğru, hızlı bir şekilde ürünlerine kavuşmuş olacaklar.